Bir gün gelecek, herkes evinde bir şeyler üretebilecek. Aslında o gün belki de teknolojiyi yakından takip edip uygulayanlar için geldi bile. Evde 3D'lerle, printerlarla yani 3 boyutlu yazıcılarla artık her şey üretilebiliyor. Tabii bunun genele yayıldığını düşündüğünüzde ekonomik anlamda ekosistemi de ciddi anlamda etkileyebilecek sonuçları olacaktır. Bunu konuşacağız Ağça Kayıhan. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi uzman araştırmacı. Hoş geldiniz. Evet, teşekkür merhabalar, ederiz hoş öncelikle. Buldum. Mesela teşekkür siz gelirken ederim. Bunları da getirdiniz. Evet. Böyle kale, ne bileyim bunu satranç masası, istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Evet. Şurada Einstein'ın zaten kendi fotosu var. Tabii de böyle mekanik anlamda kullanılan, yani çeşitli alanlarda kullanılan metal parça. Bunların hepsi 3D ile yapılan şeyler değil mi? Ki biz hatta bunu açtık haberinde birazdan göreceğiz. Yani kolunu, elini kaybedenler için bile protez yapılıyor. Üretilebiliyor aslında. O boyuta geldi ve bunları hani çok rahat şuraya da bir makine koyup yapabiliyoruz herhalde artık. Ne demek bu aslında? Yani bir ekonomik açıdan da öyle bir hayal ediyorum da herkes kendi ihtiyacını üretse ne olacak? Aslında burada önemli olan tasarım. Tasarımı satın alacağız diye düşünüyorum açıkçası. Fakat evde kendi üretiminizi yapabileceksiniz. Elbise, ayakkabı, çeşitli aksesuarlar, dekoratif objeler, aklınıza gelen her türlü şey. Ne demek hani öyle bir durumda üretici ne olacak dediğiniz, ama ben üreticiyim artık diyeceksiniz yani. Evet. Üreticiye başka işler düşecek. Başka işler düşecek. Tasarım işi mesela düşecek veya bu cihazların üretimi ve ham maddesi özellikle önemli bir pazar olacak diye bekleniliyor. Ama tabii her türlü malzemenin evde üretilmesi beklenilemez. Hı. Bir uçak motorunu evde üretemezsiniz. Hadi, tabii ne ya, amacı da yani. Evet. Kendi uçağımı da kendim yok. O kadar da değil tabii de yani sonuçta. Belli bir ekosistemi etkileyecektir sonuçta ekonomik anlamda. Kesinlikle. Neresindeyiz peki bunun? Türkiye olarak. Yani dünya Türkiye olarak. Yani Türkiye'de tabii hani dünyadan başlarsak Türkiye neresinde kalıyor diye sorsam. Evet, aslında Türkiye'de çok hızlı bir şekilde ilerledi bütün bu çalışmalar. Herhalde yakaladığımız en hızlı bir şekilde yakaladığımız teknoloji bu oldu diyebilirim. Bunun en önemli sebebi insanları heyecanlandırması ve girişimciliği desteklemesi. İnternetten de çok fazla destek alabiliyorsunuz. Siz mesela bugün bir maker olmaya karar verdiniz. Bu cihazı satın aldınız, evinize yerleştirdiniz. Bu konuda size destek olabilecek birçok topluluk var, birçok üniversite var, sanayi kuruluşları var, birçok destek var, girişimcilik destekleri var. Dolayısıyla bunlar da meyvelerini almaya başladı. Şu anda 20'yi aşkın üniversitede katmanlı imalat teknolojisi yapılıyor. Bununla ilgili master öğrencileri, doktora öğrencileri çalışıyor. Bunlarla ilgili yayınlar yapılıyor uluslararası arenada. Aynı zamanda sanayide de üretime katkıda bulunmaya başladı. Dolaylı ya da dolaysız olarak. Bizde de Türkiye'de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde, Malzeme Enstitüsü'nde hassas dökümde dolaylı olarak kullanıyoruz. Modellerimizi oluşturmak için 3D printerları kullanıyoruz. Onlarla modelimizi oluşturduktan sonra dökümümüzü o kalıba yapıyoruz. Ayrıca Kalkınma Bakanlığı'nın desteklediği bir başka projemiz var. Bu projede biyomalzeme, biyoteknoloji ve biyoelektronik mükemmelliyet merkezi kurulumu aşamasında. Bu merkezde de doku, organ ve metal implant doğrudan üretimi yapılabilecek. Nasıl doku, organ derken? Evet, deri ya da çeşitli organlar. Şu anda dünyada nefes borusu, kulak, mesane gibi organlarda başarıya ulaşıldı. Onlar da 3 boyutlu yazıcılarla yapılabiliyor artık. Evet, yapılabiliyor. Şu anda böbrek, karaciğer ve kalp üzerinde çalışıyorlar. O faaliyette bulunabiliyor yani. Evet. Bu bayağı yani benim tahmin ettiğimden de. Ya mesela şöyle bir şeyi
Bunun ham maddesi ne oluyor? Plastik. Bu PMA denilen bir plastik türü. Evet. Ne kadar da yapıyor? Hemen yapabiliyor herhalde değil mi? Böyle bir şeyi 1,5 saatte yapabiliyorsunuz. 1,5 saatte. Tabii bizim cihazımız 50 santime 40 santim olan bir cihaz. O cihazın içine bundan istediğiniz kadar sığdırabiliyorsunuz. Zor. O sığdırdığınız kısımda 1,5 saatte o kadar malzemeye ulaşabiliyorsunuz. Çok hızlı. Peki siz bir maker dediniz ya, hani bir maker ne, onu da biz onunla ilgili bir haber hazırladık. Müsaadenizle onu girelim. Tabii çünkü ki. Hani bu artık yeni üretim teknikleri hem daha ucuza hem de daha kolay üretimi de olanak sağlıyor. Bir fikrin ürüne dönüşmesi, girişimcilerin sisteme katılması artık daha kolay. İleri üretim teknolojileri girişimcileri destekliyor. Üç boyutlu yazıcılarla küçük bir oyuncaktan uçak motoruna kadar birçok şeyi üretmek mümkün. Biz Türkiye Teknoloji Merkezi olarak GE Havacılık için 350'ye yakın mühendisimizle ARGE çalışmalarında bulunuyoruz. Bu ekibin bir bölümü ekipman parkımızı kullanarak üç boyutlu yazıcı teknolojisi üzerinde araştırma geliştirme faaliyetleri sürdürüyor. Dört parmağını matbaa makinesine kaptıran Mehmet Ali Toprak, üç boyutlu yazıcıyla üretilen robot el sayesinde elini kullanabiliyor. Çocuklara protez takılmıyor. Bu dünyada böyle. Özellikle el ve parmak deformasyonu olan çocuklara protez takılmadığı için bu sefer kol kaslarında erimeler oluyor. 18 yaşına kadar ellerini kullanamıyorlar. Bu üç boyutlu yazıcı teknolojisi bunu aslında bir anda çocuklara bir imkan sağlıyor. Üç boyutlu yazıcılarla üretilmiş robot el dediğimiz 3D print basılı ellerle çocuklar parmaklarını kullanabiliyorlar, ellerini kullanabiliyorlar, yemek yiyebiliyorlar, yüzebiliyorlar. El ve parmak deformasyonu olan çocuklara bir umut kaynağı. Teknolojiyle kendin yap kültürünü birleştiren akım Maker hareketi olarak tanımlanıyor. Yapan, üreten, ürettiklerini paylaşan herkese maker diyoruz. Özellikle üretim teknolojilerinin, bilgiye ulaşımın, prototipleme yöntemlerinin, eklemeli üretim sistemlerinin, bunların hepsinin ilerlemesiyle, yazılım kodlama dillerinin herkesin ulaşabileceği noktaya gelmesiyle, teknolojinin aslında bütün tabana yayılmasıyla giderek bireysel kendin yap üretimden artık herkesin bir şeyler yapabildiği noktaya geldik. Üç boyutlu yazıcılar bütçeyi koruyor, planlamayı kolaylaştırıyor. Giderek yaygınlaşan maker atölyeleri girişimcilere araç ve mekan temin ediyor. Aslında haberde izledik, ne güzel insani boyutu da var. Yani o kesinlikle. Robot ellerin yapılıyor olması, işte beklemeyeceksin ona göre. Çünkü hani printerları da gördüğünüzde o yazıcılar da işte öyle çok büyük, çok pahalı da değil bildiğim kadarıyla değil çok mi? Çok pahalı değiller. Yani göreceli tabii çok pahalı kısmı ama hayal ettiğiniz kadar fiyat yoktur herhalde. Evet, uçuk fiyatları yok. Yani şöyle 3D printer ev tipi olarak adlandırdığımız 3D yazıcılar birkaç bin dolar civarında. Aslında bu da bu işlemi yapan bir cihaz için oldukça uygun bir fiyat. Tabii ki bunu imalata gittiğiniz zaman fiyatlar biraz daha artıyor. Fakat geleneksel teknolojilere göre hem yer açısından, hem stok açısından, hem de cihazın kendi maliyeti açısından, sermaye açısından yani çok daha uygun oluyor. Peki yani biz ortak gelecek ya programın adı ki bugünler artık zaten gelmiş gözüküyor. Ama hani yaygınlaştığında ne göreceğiz biz? Yani nasıl bir denge, ne olacak, hayata nasıl etkileyecek? Evet, bu yaygınlaştığı zaman tabii ki insanlar çok basit şeyleri evlerde üretebilecekler. Fakat tasarım her şeyin önüne geçecek gibi görünüyor. Dolayısıyla tasarımlar birbiriyle yarışacaklar. Ve şimdi gözlemlediğimiz kadarıyla bu topluluklar bir araya geldikleri zaman çok paylaşımcılar ve birbirlerine çok destekte bulunuyorlar. Bu da çok yenilik için uygun bir ortam yaratıyor açıkçası ve yani hızlı bir şekilde gelişiyor. Yani ortak akılın birleştiği alanlar mı oluyor? Evet. Mesela siz 3D printerla çikolata yapmak istiyorsunuz. Çikolatadan heykeller yapmak istiyorsunuz. Başka bir kişi ayakkabı yapmak istiyor. Sanatları falan bitiyor artık yani o anlamda maalesef. Evet ama tasarım yönü kuvvetleniyor onun yerine. Bu iki kişi birbirleriyle internet ortamında konuşarak birbirlerine destekte bulunabiliyorlar. Bu çok güzel bir şey tabii ki. Her şeyi daha da kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor. Peki hani gerçekten maliyet açısından da
Evet. Ne bileyim, evde hani bir sandalyenin bir yeri kırıldı, masanın bir şeyi, onu zaten parçayı koyuyorsunuz, lazerle okuyor. Otomatik olarak orada üretebiliyorsunuz zaten. Üretebiliyorsunuz. Tabii sandalye için mesela ben bunu pek düşünmezdim. Biraz daha pahalı kalabilir. Fakat bir çamaşır makinesi, bir bulaşık makinesi. Zaten yani şöyle bir alet gitti, Roman gitti bilmem. Onu üretebiliyorsunuz. Onu üretebiliyorsunuz yani. Ve kendiniz kullanabiliyorsunuz. O kadar kolaylaşacak. Evet, belki ileride bir çamaşır makinesi, bir bulaşık makinesi aldığınız zaman size bir CD içinde bu katı modellerini verecekler, yedek parçaların, ve siz kendiniz evde bunları üretebileceksiniz. Yani yaygınlaştığında artık tüketici onu da arayacak yani, evet, ham maddesiyle beraber herhalde, evet, değil mi? Peki yani Türkiye bu alanda diyorsunuz ki son derece ileride. Üretim mi, kullanım konusunda mı? İkisi konusunda da aslında son derece ileride. Birçok proje desteklendi. Yerli cihazın yapılması ile ilgili de çok proje açıldı. Bu projeler meyve verdi. Yerli katmanlı imalat yapabilen, üretebilen makinelerimiz mevcut şu anda. Hatta bunlar için gerekli olan ham maddeleri üreten firmamız bile var ve bunlar yurt içi ve yurt dışı satış yapıyorlar. Bu müthiş bir şey. Diğer bütün sektörlerde görmediğimiz kadar hızlı bir şekilde ilerlediğini bu şekilde de anlayabiliyoruz. Yani nelerden yapılıyor biliyor diye soracağım, hani ahşap, metal falan, ama siz biraz evvel daha hani canlı. Evet. Geleceğe yönelik olan çalışmaları mı sordunuz, anladım. Evet, yani şu anda nelerden, yani bir hani plastikten şeyden yapılabiliyor. Evet, plastikten yapılabiliyor, seramikten yapılabiliyor, metal kullanılabiliyor. Fakat ileride bir kısım dokuyla da çalışmalar var. Özellikle deri konusunda çalışıyorlar. Yanık olan hastalarda kullanılmak üzere. Yani aslında sağlık alanında da. Sağlık alanında da çok yoğun bir şekilde kullanılması bekleniyor. Ve hızlandıracak da, evet, ihtiyaçları da, evet, o açıdan da. Evet. İşte yeni teknolojinin hani ileri üretim teknolojisi deyince akla bunlar geliyor. 3D'ler, başka neler var mesela? Bir şey daha, başka bir şey var mı? En fazla burada ön plana çıkan yazıcılar galiba, değil mi? Ön plana çıkan yazıcılar, evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ağaç Akkayan bizimle beraber de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi uzman araştırmacısıyla ileri üretim teknolojilerinin aslında hani gelecekte değil, bugün de gelmiş olduğu noktayı ama gelecekte neler getirebileceğini de konuşmuş olduk. Daha sonra tekrar birlikte olmak dileğiyle.